İşte benim babam. Muzaffer Mutlu. Namı diğer Memur Muzaffer. 4 çocuk babası. Onları okutmak için 2 işte birden çalışan, hayallerini hep emekliliğine erteleyen memurlardan biri. Gelelim asıl konuya. Sizi buraya çağırmamın asıl sebebi, bütün üyelerimizin ortak kararıyla çevre düzenlemesini ve ince işçiliği bir an önce bitirebilmek için 10.000 YTL'cik bir ara ödeme alıyoruz. Ne? 10.000 YTL mi? Sakin olun Muzaffer Bey. Ben sizin bir devlet memuru olduğunuzu biliyorum. O yüzden siz yarın akşama kadar 5.000 YTL getirirsiniz. Diğerini de öbür ay getirirsiniz. Yapmayın Adem Bey. Nereden bulurum ben 5.000 YTL'yi? İyi günler. Bir dakikanız var mı acaba? Valla bende dakika çok. İsterseniz bir saatimi size ödünç verebilirim. Yok yani şey... Ben anket yapıyorum da... Birkaç soru soracaktım. Ben de şaka yapmıştım zaten. 10.000 dedi ama 5.000'i yarına kadar istiyor. 5.000 mi? Herkes yatırmış hep, bir tek biz kalmışız. Aslında 10.000 dedi ama... Adem Bey anlayışlı adam. 5.000'i ver, gerisini önümüzdeki ay verirsin dedi. İyi de baba, az para mı? 5.000. Öyle ha deyince bulunur mu? Ya bıktım usandım artık ya. Bıktım usandım artık. Yeter be! Benim ne mal olduğumu bile bile kaçmadın mı bana? Zorla mı aldım seni? Yazıklar olsun erkekliğinden. Yeter be! Gel anneciğim. Nereye gidiyoruz anne? Dedeni istemiyor muydun? Dedene gidiyoruz. Babam gelmeyecek mi? Mümkünse gelmeyecek. Hadi. Ben demiştim. Bu kıza o köstara vermeyelim diye. Ama büyük sözü dinleyen yok ki. Anne. Ne? İşe gidiyorum şimdi, ben geç kaldım. Ara Mustafa'yı, Akif'in meyhaneye gelsin hemen. Eşeğim ben, eşek. Ama söz bir daha... Sakın bir daha bana söz verin falan deme. Baba bir dinle sen. Bu kaçıncı Mustafa? Kaç kere geldin, kovdum, gene geldin. Yalvardın, yakardın, bir daha yapmayacağım diye söz verdin. Haklısın baba, çok pişman. Emine benim kıymetlim. Canım o benim. Ben bir fiske vurmadım çocuklarıma. Hep üstlerine titredim. Sen böyle yapasın diye mi? Haklısın baba. Satacak hiçbir şeyin yok mu? Yok. Bir tek evin önünde benim külüstür araba var. Ama onu satarsam Şaziye kesin bu sefer boşar beni. Ayrıca da kooperatife girdiğimi bilmiyor. Ne kılmak adamsın Muzaffer? Araba senin. Satmak istedikten sonra kim ne karışır? Öyle olmuyor işte. Şaziye'yi bilmemiş gibi konuşma. O zaman Şaziye'den gizli satarsın arabayı. Nasıl yani? Vurdun Muzaffer, vurdun. Gitti araba, gitti. Ana ana. Haram olsun çalanlara. Tövbe de Şaziye, tövbe de. Neymiş o? Ben bir huzurla binip de gezmelere bile gidemedim. Çalanlar da binemez inşallah. Ağzından yel alsın Şaziye. Belki fakir fukara biri çaldı. Hırsızlara bile acıyor. Kızım kayboldu. Şirin kayboldu anne. Tamam. Tamam bekle bizi orada. Bekle, geliyoruz hemen. Ay. Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Şirin kaybolmuş. Ne? Nasıl kaybolmuş? Ne? Tamam anneciğim. Tamam. Ah, o boyu demleseceğim Mustafa'ya. Çocuk teslim edilir mi hiç? Ben hemen babama haber vereyim. Ha. Hadi anneciğim biz de çıkalım. Hadi. Tamam. Hadi. Şirin. Çok korktuk kızım. Bir daha böyle şeyler yapma, korkuttun bizi. Şirin, ablam geliyor. Anne, anneciğim. Şirin yavrum, niye ağlıyorsun canım? Siz ne yapıyorsunuz burada? Mustafa nerede? Aa, geliyor. Şirin. Neredesin sen Mustafa?
Ya kaç saattir seni arıyorum ya, açmıyorsun telefonunu. Aha, ağlama bebeğim. Evet Muzaffer Bey, 5000 TL. Makbuzunuzu da hazırlamıştım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hazır mısın? Söylüyorum. Hadi baba ya, söylesene. Ev görmeye gideceğiz. İnanamıyorum ya. Baba, hayallerin gerçek oldu. Hayallerimiz kızım. O ev hepimiz. Ay anneciğim sağ ol ya. Sen olmasan taklacı güvercinler yarışmasına güvercinsiz gidecektik vallahi. Ah, kızım çok sallama kafesi. Başı dönmesin hayvanların. Sonra güzel takla atamazlar maazallah. Hadi bakalım. Birinci gelirsiniz inşallah. Hadi i̇nşallah. Kızım gidelim, geç kaldık. İnşallah. Baba sen daha önce gelmedin mi buraya? Hiçbir bir şey hatırlamıyorsun. Geldim kızım. Kooperatife ilk yazıldığımızda getirip göstermişlerdi. O zaman her yer tarlaydı. O zamandan bu zamana çok şey değişmiş. Aa, gel şu markete soralım. Belki bir şey biliyorlardır. Hatırladım. Bakkaldı. Su içmiştik. Bakar mısınız? Buyurun. Büyük Umutlar Halk Kooperatifi nerede biliyor musunuz? Büyük Umutlar mı? Hiç duymadım vallahi. Öyle bir site mi varmış? Var tabii. Neden olmasınmış? Ne bileyim ben, hiç duymadım. Öyle bir site adı mı olurmuş? Var tabii, 10 yıldır aidat ediyorum ben. Olsa kesin bilirdim ben. Bu binaların hepsini biliyorum. O sitenin ismini hiç duymadım. Şuraya bir kalabalık toplanıyor. Oraya gidin bir sorun bakalım. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bak gördün mü kızım? Gelecekteki komşularımız. Ne oluyor burada ya? Ben de anlamadım. Bakar mısınız? Baba. Büyük Umutlar Halk Kooperatifi için mi geldiniz acaba? Ne umuduk kardeşim? Dolandırıldık. Adem Bey nerede? Adem Bey nerede? Adem Bey nerede? Adem Bey! Adem Bey! Baba! Baba işte ya, Adem Bey nerede? Adem Bey nerede? Adem Bey nerede? Adem Bey nerede? Nerede bu adam? Nerede? Babacım! Güven yok mu ya? Babacım! Nerede bu adam? Harçaklar! Baba! Harçaklar! Baba dur bekle! Umutlarım aldı! Baba! Emeklerimi çaldılar! Harçaklar! Babacım ne olurdu! Namussuzlar! Baba! Her şeyim bitti! Ne olurdu! Harçaklar! Baba ne olurdu! Namussuzlar! Acele edin, millet diğer ofise üşüşmüştür. Bu ofisi de bulmadan gidelim hemen. Ya dikkat edin, kıracaksınız, yavaş. Baba. Rüyamızın en tatlı yerinde uyandırılmış, kandırılmıştık. Baba. Güçlerimiz de güvercinlerimiz gibi kanatlanıp uçup gitmişti. Baba dur. O an hayatımda ilk kez babamın bakışlarında umutsuzluğu gördüm. Baba dur. Yıllardır kıt kanaat geçirip bizleri okutmak için iki işte birden çalışan, tek hayali şu an kaybettiği ev olan benim mutlu babam, o an belki de hayatımda ilk kez bu kadar mutluydu. Kaybetmiştik. Sığınacak limanımızı elimizden almışlardı. Güvercinleri ve bahçesinde çiçekleriyle sadece bize ait olan bu evin koca bir yalan olduğunu öğrendiğinde, o büyük umut çatısı bir fırtınada başımıza yıkılmıştı sanki. Baba neresi burası? En çok da babamın canı yanmıştı. Ah!
Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın, açın. Baba sakin ol. Açın. Baba yoklar işte. Bunu yapan adamlar durup da senin gelmeni mi bekleyecekler? Bulacağım onları. Geri yarışsa girseler de bulacağım onları. Hadi gel baba. Bulacağım onları. Gel. Burada bir halk kooperatifi var. Nereye gitti o biliyor musun? Abi onlar bu sabah erkenden eşyaları kamyona yükleyip gittiler. Nereye gittiler? Ben nereden bileyim abi? Pek muhabbetim yoktu onlarla. Bugün herkes onları soruyor. Sen de mi dolandırıldın yoksa? Hadi baba gidelim artık. Beni öldürdüler. Öldürdüler beni. Böyle olmaz. Sakin kafayla düşünelim birazcık. Beni mahvettiler. Alo benim. Pasaportumun belgelerin olduğu zarf yok. Ben nereden bileyim nerede? O kutuların içine iyice bakın. İçeride bir şey bırakmadınız değil mi? Bulamazsanız bana haber verin. Tamam tamam. Salak herif. Siz o pasaportu bir kaybedin. Ben size neler yapıyorum. Kızım sabahtan beri çalıyor telefonu. Niye açmıyorsun? Mustafa arıyor anne. Niye açayım? Aç işte kızım. Kocan o senin. Aa, konuşup halledin meselenizi. Konuşacak hiçbir şey yok artık. Hah. Al. Dayım beni yakalayamaz. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Gel buraya. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Koşmayın Cemil. Dayım ay beni. Oğlum başım döndü. Hangisini yiyip karar veremedim. Yapma. Bunu mu yiyip yoksa bunu mu? Ay. Anne hadi bir şey söyle. Karar ver Aysu, karar ver. Karar vermezsen biraz kilo ver. Karar ver Aysu, karar ver. Cemil. Cemil bak geliyor beş kardeş. Şu beş kardeş de gelemedi bir türlü. Biri gelse diğeri hasta, öteki gelse beriki hasta. Sen de gel kardeş sözü dinle abla. Şu karga sesinle bize eziyet etme. Cemil! Bıktım ben. Ha, Aysin bizi yakalayamaz. Şimdi yiyeceğim ben seni. Ne oldu ya? Ay! Öp! Ben hazırım kızım. Sen nereye gidiyorsun anne? Ben de sizinle geliyorum. Gelemezsin. Senin ne işin var anne şarkı yarışmasında? Çocuk muyum ben? Yani bir de senden izin mi alacağım? Geliyorum. Gül gibi torunumu insafsız jürinin yanında yalnız bırakamam, tamam mı? Ay yarabbim, ay Allah. Adama bak ya. Yıllarca hepinize ev sahibi yapacağım diye kandırdı ha. Peki Muzaffer, bu kadar sene sen eve gidip hiç bakmadın mı? Ya işte iş güç. İki defa gidebildim. Bir temel atma töreninde gördüm. Bir de inşaathanedeki evleri gösterdiler. O binalar da başka kooperatifinmiş. Bizi kendi evlerimizmiş gibi kandırdılar. Akif amca, biz polise de haber veremedik daha. Tamam kızım. Yarın hallederiz. Gerçi şimdiye kadar yüzlerce insan polise haber vermiştir ama yine de şikayetçi olmak gerekir. Ne yapacağım ben Akif? Şaziye bir duysa beni lime lime eder. Arabayı da gizlice sattık. Onun parası da gitti. Tamam. Sakin ol. Olan olmuş bir kere. Bu kadar bırakma kendini. Canın sağ olsun. Hadi kızım. Toparla sen de kendini.
Peki adres, telefon hiçbir şey yok mu elinizde? Oradaki esnafa sordum. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ofisi de boşaltmışlar. Boşaltmışlar mı? Kim olduklarına dair ufacık bir ipucu bile bulsak girişini polis halleder. Öyle mi diyorsun? Tabii ya. Dur bakalım. O kadar insanın parası var zimmetinde. Kolay kolay kaybolamaz ortadan. Yarın ofisin olduğu yere gidip çevredekilerle konuşur, bir şeyler öğrenmeye çalışırız. Karakola gideriz. Gerekirse savcılar da gider, suç duyurusunda bulunuruz. Bu dediklerin işe yarar mı? Bunca sahtekar, dolandırıcının hepsi elini kolunu sallaya sallaya dolaşmıyor ya. Çoğu da yakalanıyor. Hadi bakalım, toparla kendini. Bana hep umudunu kaybetme diyen sen değil miydin ha? Doğru, ben. Hadi çabuk. Hadi hadi. Tamam anneanne. Ay çok mu susadınız? İçin bakalım. Oo. Hadi çabuk ol oğlum. Kız ne güzel açmışsın sen. Yerim ben seni. Yerim. Oo. Ayol Şaziye Hanım. Nereye böyle ailecek? Şarkı yarışmasına gidiyoruz. Geç kaldık vallahi. Hadi. Hepiniz mi katılacaksınız? İlahi Melahat Hanım, biz niye katılalım ayol? Aysun'a destek olmak için gidiyoruz. Muzaffer Bey nerede peki? O niye gelmedi sizinle? Muzaffer'le Bahar da başka bir yarışmaya gitti. Taklacı güvercin yarışması Melahat teyzem. Ya. Tabii. Birinciye 3000 YTL veriyorlarmış. Büyük para. Sizin güvercinler takla atabiliyor mu? Oo, bizim güvercinler breakdance bile yapıyor Melahat teyzem. Hadi geç kaldık. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hoşça kal. İyi günler. İyi günler. 3000 YTL ha. İyi paraymış kızlar, duydunuz mu? Hayır Mustafa, bu sefer kandıramayacaksın beni. Kızdı. Çok haklı. Nasıl alacağım ben bu kızın gönlünü ya? Çiçekçi, çiçeklerim var. Güzel çiçeklerim var ablacığım, abicim. Hediyelik çiçeklerim hayırlı var. İşler bilader. Buyur abicim. Ah! Kızım Bahar, Bahar nasıl geçti yarışma? Yarışma? Kızım taklacı güvercin yarışması. Ha yarışma. Atmadılar mı yoksa takla? Yok attılar. Güvercinler nerede? Kaçtılar Melahat teyze, kaçtılar. Aa. Şimdi beni iyice dinle, sakin ol. Hep dik duracaksın canım. Tamam mı? Şimdi bakın şöyle koyun. Sayın hocamızın İstanbul elemeleri kaldığı yerden devam ediyor. Ve tüm star adaylarımız teker teker jüri karşısında performanslarını sergilemeye devam ediyorlar. Sıradaki yarışmacımız 1426... Aysun, Aysun Mutlu. Aysun hoş geldin. Heyecanlı mısın? Evet, biraz. Grup halinde mi yarışıyoruz? Yok canım. Yok yok şey ben kendim bizzat. Şey yani ben. Çekil. Çekil bakayım biraz. Uzaklaş. Çok yaklaşma kıza. Ne? Geç bakayım sen de şöyle kamerayı. İlk defa mı bu tarz bir yarışmaya katılıyorsun? Şey ben de. Aa, hayır. Benim kızım Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. oldu. Alışık böyle şeylere. Pardon da o zamanlar daha 5 yaşındaydı. Medyayı yanlış bilgilendirmeyelim. İşte ben de onu diyorum. O zamandan beri böyle buralara kadar yükseleceği belliydi. Oğlum biraz uzak dur, düşeceksin kızın içine. Hanımefendi problem etmeyin, ben profesyonelim. Rahat olun, işimi yapmaya çalışıyorum. Anne profesyonelmiş işte. Gel gel. 1426 Aysun Mutlu. Evet evet biziz. Şimdi siz efendim. Sadece Aysun Mutlu. Hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber. Olmaz teyzeciğim, yasak. Olmaz. Aman gidemez insanım efendi. Hadi yürü git. Hadi. Evet sizi de tanıyalım. Gelin şöyle. Ay.
Ay eyvah ya. Ay, babam çok üzülmüştür şimdi ama. Perişan oldu. Çok üzüldü çok. Hı. Belki de geri gelirler. Hani hatırladın mı? Sen daha çok küçüktün. Bir kere daha kaçmışlardı. Ay sen nasıl ağlamıştın. Ama böyle ertesi gün yine geri gelmişlerdi. Hatırlıyorum. Ay ne çok sevinmiştim geri döndüklerinde. Eniştem nerede? Hiç ses yok mu? Sabahtan beri arıyor. Yok ama bu sefer çok büyük bir hata yaptı. İnsan kendi evladına nasıl sahip çıkmaz? Ay düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Yavaş. Sen de biraz büyüttün ama olayı. Ben büyüttüm olayı. O kalksın çocuğu kaybetsin, ben büyütmüş olayım. Ben bir şey büyüttüm ama bu çocuğu büyüttüm. Şşt yavaş. Yok Bahar, bitti bu sefer. Ha, güvenmiyorum ona. Ne zaman tamam düzeldi desem yine ya bir yalanı ortaya çıkıyor ya da yine içmeye başlıyor. Ay kesin bitti, yok artık. Dur ben bakarım. Tamam. Oh. Emine. Çiçek aldım sana. Görüyorum Mustafa. Konuşalım mı biraz? Dün hiç yok gibi uzak Kasım'dan soğuk gibi kar yağıyordu yalnızdım savaşlar cepheler önce sen geldin arasından sislerin büyük yakaların vardı gösterişliydin dedin ki ben Romeo gerçek aşkın savaşçısı yalnızlık bitti sil gözyaşlarını kavga etmez sever beni Romeo 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 sabaha kadar kucaklar beni Romeo 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 kavga etmez sever beni Romeo 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 kızım söylesene ay unuttum kavga etmez. Heyecanlandı çocuk. Hadi kızım hadi hadi. Kavga etmez. Sever. Be. Star olmanın birinci kuralı heyecanına hakim olmaktır. Öyle değil mi Zeynep Hanım? Hı, çok haklısınız Erol Bey. Öyle değil mi Meral Hanım? Hı, evet. Hadi bakalım bir daha dene. Kavga etmez. Romeo. Romeo. Kavga etmez. Kavga. Sever beni. Ay hatırlamıyorum. Teşekkür ederiz. Tamam gidebilirsiniz. Olur mu öyle şey? Yani biz buraya o kadar yolu 2 dakika için mi geldik? Ne yapalım? Söyle kızım sen. Zeki Müren'den söyle. Oo, işimiz var sizinle. Ay bir şans daha verseniz. Vallahi evde böyle bülbül gibi şıkkıyor. Hadi kızım hadi hadi ne olur hadi. Hadi ama sırada bekleyen bir sürü insan var. Olmaz ki böyle. Tabii ki olmaz. Tabii ki olmaz. E bakın şarkısını bitirmeden şuradan şuraya gidiyor. Şşş anne ayıp ya. Aa. Olmaz dedik ya hanımefendi. Lütfen sizi dışarı alalım. Aa. Dışarı denmez o senin büyüğün. Onun da bir adı var hediye. Kardeşim için geldik sanki ne diye. Mutlu ailesi derler bize mutluyuz zararımız kime. Ama aç kulağını beni dinle bu kibir bu ihanet niye. Bırakın bu işleri dostlar müzik sokakta caddede yollarda. Müzik caddede yollarda yollarda. Ay, hadi gidelim ya. Bravo. 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 İşte doğal yetenek. Bence de. İşte biz de böyle yetenekler arıyoruz. Hadi gidelim. Durun, durun, durun. Dur bir dakika delikanlı. Sen de katılsana yarışmaya. Çok yeteneklisin. Sağ olun ama ben popüler müziğe karşıyım. Benim tarzıma ters. Neden karşısın? Bilmiyorsun.
konuşuyorsun. Merhabalar. Merhaba ben Şaziye. Ben onun annesiyim. Anneannesi Hediye. Ben anneannesi Hediye. Ben anneannesi Hediye. Şeref olduk, çok memnun olduk. Bunu bitirirsen seni parka götüreceğim. Hadi hadi. Annem yedirsin işte. Anne içeride babayla konuşuyor. Hadi Şirin. Bak uçak geliyor. Ay. Aferin. Ay, bir de ekmek yiyelim. Niye içtin o kadar? İçmedim ya. Vallahi de billahi de içmedim. Niye inanmıyorsun bana? Ya ben sana mı inanayım, gözüme mi inanayım Mustafa ya? Bari bana yalan söyleme. Ya keşke hepsini bitirseydim şurubu. Sen de babanlar da rahat ederdiniz artık. Ne şurubu Mustafa ya, ne diyorsun sen? Ölmek istedim Emine. Yaşamımın bir anlamı yok ki. Öleyim gitsin dedim. Yok Emine, vallahi bana gerek yok bu hayatta. Bak şu çiçeğe bak. Onun bile bu hayatta olmasının bir anlamı var. Niye öyle bakıyorsun? Doğa denge meselesi. E bir de bana bak. Benim ne anlamım var? Olsam ne olur, olmasam ne olur? Peki benim kalbim sensiz ne yapardı hiç düşündün mü? Sen olmasan benim içimde hep bir boşluk olurdu. Bunu düşündün mü? Ya bize lazımsın sen Mustafa. Ya Emine, bana bir şans daha ver ya. Bak o sabah ne yapıyorum? Seni dünyanın en mutlu kadını yapmazsam namussuzum. Ya bir daha sakın ölmekten bahsetme bana Mustafa. Öyle şeyler söyleme, vallahi çok üzülüyorum. Ağlama ne olur ya, dayanamıyorum ya. Cemil gel yol yakınken dönelim anneciğim. Bak ne güzel beğendiler de seni. Ha? Ya anne bırak, ben anlamam o tarz müzikten. Yavaş yavaş öğrenirsin. Atla deve değil ya. Olmaz anneanneciğim, benim çizgime ters o tarz müzik. Senin yüzünden elendim. Hep senin yüzünden. Ya abla inanmıyorum ya. Ben senin hakkını savunuyorum. Sen bana ne diyorsun? Cemil hadi inat etme oğlum. Gel dönelim. Bak birinci olursan. Ya anne bırakın beni ya. Ben istemiyorum ya. Allah Allah. Nasıl unuttum ben o şarkıyı ya? Nasıl ya? Ağlama sen de. Hem sana yarışma mı yok kızım? Bizim araba! Ah Adem Aça, ah. Yaktın sen beni, yaktın. Neye üzüleyim bilemedim. Paralara mı? Arabanın gidişine mi? Güvercinlerin kaçtığına mı? Böyle bir ev yokmuş bile. Unut artık Muzaffer. Unut. Ne kadar bekleyeceğiz ya? Uzatma baban gelip yazdırdı. Komiser geldi. Bu plakalı araç için çalıntı ihbarında bulunulmamış. Kayıtlarda böyle bir ihbar yok. Nasıl olur? Muzaffer gelip burada işlem yapmadı mı? Nereden bileyim ben Muzaffer geldi mi? Arabanın çalınlığına dair işlem yaptırmış olsaydı burada kayıtlarda olurdu. O gördüğümüz adam bizim arabamızı nasıl kullanıyor peki? Aferin oğlum. Çok güzel söyledin.
Sizin arabanız çalındıysa niye bu kadar zamandır ihbarda bulunmadınız peki? Hadi cevap ver bakalım oğlum. Biz şikayette bulunmasak da sizin yakalamış olmanız gerekir. Oo küçük hanım. Bu ailenin en zekisi sensin galiba. Siz şikayette bulunmazsanız biz ne diye yakalayalım o zaman? Aysun sen karışma kızım. Peki komiserim, siz şimdi bu arabanın çalındığına dair kimsenin şikayetçi olmadığını mı söylüyorsunuz? Evet hanımefendi, aynen öyle. Teşekkür ederiz komiser bey. Rica ederim. Hadi, hadi yürüyün, yürüyün. Allah. Hadi. Akşam bunun hesabını bana vereceksin Muzaffer. Canım benim. Akdeniz'in tanesi. Hadi ben, biraz da ben seveyim kızımı. Çok özledim ben onu. Sen de beni özledin mi hayatım ha? Yok. Annemler gelince arayayım bizi de ne olmuş yarışmanın sonucu bak çok merak ederim. Merak tamam abla. Hadi bakalım. Eve gidiyoruz. Eve yaşasın. Oh, tatlım. Çok özledim seni. Güle güle teyzeciğim. Bay bay. Muzaffer! 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 Ne yapıyorsun birader? Camı siliyorum. Boşver kardeş. Ben bugün idare ederim. Sen git dinlen biraz. Kötü bir gün geçirdin. Olur mu hiç? Asıl şimdi çok çalışmam lazım. Bugün çalışmasan da olur. Hadi ver onu bana. Şimdi eve git, dinlen biraz. Yarın öğün ofisin orada buluşuruz. Hadi. Sağ ol Akif. Hep yanımda oldun. Hep destek oldun bana. Sen de aynısını yapardın. Biz kardeş değil miyiz zaten? Ay canlarım benim. Ben seni öpmez miyim? Ne oldu? Aysun kızım kazandı mı yarışmayı? Ay ne yarışması Melahat'ın? Sorma başımıza gelenleri. Ne oldu Şaziye Hanım hayırdır? Bizim çalınan arabayı gördük yolda. Koştuk peşinden ama kaçtı gitti. Ayol bugün kaçan kaçana. Ne oldu? Benden duymuş olmayın ama sizin güvercinler de kaçmış. Ne? Aa! Ay nereye kaçmış? Bağıra sordum ama bir şey demedi. Uçup gitmişler. Muzaffer yok muydu yanında? Yoktu. Aa! Aysun kızım senin yarışma ne oldu? Aldın mı 3000 TL'yi? O kazanamadı. Nazar değdi kızıma. Ama Cemil kazandı. Çok beğendiler onu. Ne ya? Neden arabanın çalındığını şikayet etmedin Muzaffer? Ettik karıcığım. Bir yanlışlık olmalı. Ettik değil mi kızım? Tabii. Yani kesin şikayet ettik biz. Etmemişler. Yalan yalan. İkisi de yalan söylüyor bunların. Karakolda plakaları falan karıştırmışlardır karıcığım. Hem niye şikayet etmeyeyim ki? Çünkü sen malının kıymetini bilmezsin de ondan. Yarın ilk işin karakola gidip bu işi soruşturmak. Olur karıcığım. Zaten gidecektim yarın karakola. Niye gidecektin? Arabanın çalındığını ihbar etmeye gideceğim ya. Ay şimdi bayılacağım ben. Bayılma anne, sonra zor ayılıyorsun. Sus sen bakayım. Toparlan. Peki, güvercinleri nasıl kaçırdınız? Anlattım ya anne.
Yani böyle tam böyle uçuyorlardı. Sonra takla atıyorlardı. Sonra birden uçup gittiler. Ne ala memleket. Hem malına arabana sahip çık ama. Hem yarışmaya git. Para kazanamadığın gibi bir de güvercinleri kaçır. Ne yapacağım ben seninle Muzaffer? Aman aman. Bir çay daha içerim ben karıcığım. Ah karıcığım sağ ol. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Emine, ben karar verdim. Artık kuracağım bu şirketi. Ay ne şirketi Mustafa, ne olur yine başlama. Ya dur hemen hayır deme. Bir dinle. Bak şimdi, açmışız şirketi. Başlamışız çalışmaya. Öyle emrimde adamlar falan çalışıyor. Of. Ay iyi de bu dediklerin için parayı nereden bulacaksın? Onu da düşündüm ben. Senin şu zengin amcan var ya, Muhsin Mutlu. Ondan istesek vermez mi? Ha delirdin mi sen Mustafa? Babam duymasın sakın. Bilmiyor musun? O kimseden bir şey isteyemez. Adam bize de istetmez. Eyvah. Deme. Of. Mustafa Eşref amca gelmiş. Kapat işi, kapat. Mustafa ben seni ne yapayım? Kirayı vermedim deme sakın. Veremedim Emine. Durumları biliyorsun. Sessiz ol. Çalar çalar gider. E ne zaman ödeyeceksin Mustafa? Bir yolunu bulacağım Emine işte. Allah'ım ne yapacağım ben? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Boş bir arazi için yıllarca mutlu günlerin hayalini kurmuşuz. Bomboş, kurak bir arazi için. O ev zaten hiç bizim olmamış. O evin odalarında hiç yaşamayacak, o evde hiç uyanamayacakmışız. Bir dikili ağacımız olsun diye bomboş bir arazinin üzerine rüyalarımızı biriktirmişiz. Düşlerimizi çaldıklarında hasta bir ağaç gibi devrilip yıkılıyoruz bazen. Suçu rüzgara attığımız zamanlarda yine en çok biz inciniyoruz. Ama her yeni günü umutla karşılamayı öğrendim babamdan. Bu doğan yeni günün hepimize yeni umutlar getirmesini diliyorum. Aileme, bana, en çok da babama. Muzaffer saat. Kapasana şu saati Muzaffer. Allah Allah. Ne oluyor bu adama? İyice ruh gibi oldu. Aç 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 aç. Uf maşallah. Hadi iç bunu da. Hadi afiyet olsun. Aa, nereye Mustafa? Daha kahvaltına dokunmadın bile. Canım bir şey istemiyor. Çıkıyorum biraz. Mustafa, ne yapacağız şu kira işini? Bilmiyorum. Bilmiyorum Emine. Ama bir yolunu bulacağım. Merak etme sen. Hadi görüşürüz. Kızım,
Sakın anneni üzme, tamam mı yavrum? Üzmem babacığım, hoşça kal. Hadi görüşürüz. Hadi getireyim ben seni. Kalkma kalkma, çocuğun yemeğini yedir. Hadi görüşürüz. Yemeğini unutma babacığım. İstemiyorum kızım. Muzaffer. Efendim karıcığım. Su faturasını bugün yatır. Kesildi yine borcu yüzünden. Birkaç gün idare edelim Şaziye. Maaşı az kaldı. Ben gidecektim ama madem sen çıkıyorsun şunları da al. Çeşme başına talim. Anne ben giderim. Babam işe geç kalacak. Hadi kızım sen okuluna. Ben alır gelirim hemen. Ah anne, bir kere de halden anlasın. Unutmasaydı o zaman faturaları. Onun fatura falan düşünecek hali yok şimdi. Görmüyor musun? Adam çok üzgün. Kaçırmasaydınız kuşları. Kuşlar yüzünden değil ki. Değil mi? Neyse, geç kaldım ben. Kuşlar yüzünden değil. Araba yüzünden de değil. Ah, ne o zaman? Aa, neyse suyu getirince alacak herhalde. Ne yaptın kira işini? Bir gelişme yok abi. Hala çulsuzum. Şşş. Ne oluyor oğlum burada? Bu afişler falan ne ayak? Yarın kermes varmış. Bu Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin kermesi miymiş, neymiş? Ha bu barınak için bağış kermesi. Yapma ya. Oğlum biri de Mustafa'nın barınağı için bağış toplayıp kermes yapsa ne güzel olur ha. Şşş. Gülme. Aslında iyi fikir ha. Ya şu kermes işi. Cevat, biz de dolansak mı şu işin kuyruğunu oğlum ha? Hayır iş abi bu. Bize ekmek çıkmaz buradan. Olsun. Çalıştır saksıyı oğlum. Allah Allah. Derneğin üyesi olmadığımızı kim anlayacak? Ayarlarız biz tat. Olur biter. Olur olur. Hadi yürü. Çok işimiz var. Dur abi dur. Nereye? Aklınız nerelerde sizin? Bana mı dedin Melahat Hanım? İstanbul susuzluktan kırılıyor. Siz burada boşa su harcıyorsunuz. Azıcık dişten, azıcık tıraştan diyorlar. Duymuyor musunuz? Ay sen koskoca devlet memurusun. Duyarlı olman lazım. Aa, nesi var acaba? Delirtti o kadınlar sonunda bu adamı. Ya bu iş sakat Mustafa, ben yapamam. Ya ne var bunda oğlum ya? Eğer biri sorarsa sokak köpekleri yararına bir dernek diyeceksin. Seni buralarda kimse tanımıyor. Dernekten olduğunu sanacaklar. Ha? Ya heyecanlanırım ben Mustafa. Dernekle ilgili soru sorarlarsa ne diyeceğim? Sokak köpekleri için barınak yaptıracağız diye. Onları aşı ettireceğiz, mama alacağız falan. Ne var bunda? Saksıyı çalıştır. Benim payım ne olacak peki? Sattıklarımızın %15'i. 15 mi? Ben olmasam satış yapamazsın be. Çık çık. Tamam. 17,5. Ne? Dalga mı geçiyorsun? %30'unu aldım. Yuh, daha neler? Hayret bir şey ya. Tamam %20. Ama bak zorlama bu kadar. 25. Tamam tamam. Hadi 25. Sen de iyi ki anlamıyorsun bu işten ha. Hadi sonra görüşürüz. Eyvallah.
Babacığım ben taşıyayım. Gerek yok. Az kaldı zaten. Olur mu babacığım? Size taşıtır mıyım? Ben taşırım. Peki sağ ol Mustafa. Ama o bidonları taşıdın diye gözüme girin sanma. Estağfurullah babacığım. Bu yaptığımın sözü bile olmaz. Çok yakında damadınızla gurur duyacaksınız. Yine hangi deli saçması işlerin peşinde koşuyorsun? Kimdi o konuştuğun? Kimse değil baba. Ha, o mu? Bir arkadaş. Bir projeyle ilgili konuşuyorduk babacığım. Nerede? Sokakta mı? Sokakta konuşulan projeden ne hergele Mustafa? Şöyle adam gibi bir işe girip çalışsana. Siz hiç merak etmeyin babacığım. Her şeyi düşündüm ben. Bu sefer köpeği... Turnayı gözünden vuracağım. Göreceğiz Mustafa. Göreceğiz. Sayın Müdür Bey, kusuruma bakmayın ama sizin burada mesaiye başlama saati 8 değil midir? Öyle öyle. Ben de anlamadım. Bu saat oldu Muzaffer Bey hala teşrif etmediler. O gideceğimiz yerden sonra ben bir de davaya yetişeceğim. Yani sizin bu memur Muzaffer Bey'in yaptığı resmen sorumsuzluk oluyor. Merak etmeyin. Benim müdür olduğum yerde hiçbir sorumsuzluk cezasız kalmaz. Beni emretmişsiniz efendim. Neredesin sen? Avukat Bey kaç dakikadır seni bekliyor. Evde sular kesikli müdürüm. Su mu? Ne suyu? Sizin evdeki suyla bizim ne işimiz var Muzaffer? Sular kesince ben de su taşıdım. O yüzden böyle oldu. Hadi bakayım oyalanma. Evraklarını hazırla, daha fazla bekletme avukat beyi. Daha sonra seninle konuşacağız. Emredersiniz efendim. Kusura bakmayın sizi de beklettim. Buyurun gidelim. İşte böyle. Senin anlayacağın dolandırıcı. Vay canına. Adamlar resmen tezgah kurmuşlar. Çalıştıkları ofise gittik ama adamlar kaçıp gitmişler tabii. Dur. Unutmadan vereyim. Bu ne? Dünkü anketlerin parası. Az ama idare eder seni bir süre. Bu çok. Neyse, benim sana daha güzel bir haberim var. Bu anket işini sevmedin sen. Hem benim de gönlüm razı olmadı öyle dikilip durmana. İyi de çalışmam lazım. Hı hı. Hem alışayım biraz. Zaten okul bitince böyle ayakta çok dikileceğim gazeteci olarak. İyi işte. Okul kantininde çalış. Ben senin için Ali abiyle konuştum bile. Gerçekten mi? Ne dedi peki? Zaten o da eleman arıyormuş. Hemen başlayabilir misin? Derslerin olmadığı zaman çalışırsın. Selçuk, bu çok güzel bir haber. Çok sevindim, çok. Annelerim, kardeşlerim, bakın, öyle bir iş yapıyoruz ki hayır iş. Sokak köpeklerine barınak yapıyoruz kazanılan parayla. Bize ne sokak köpeklerinden Mustafa? Bizim evde su bile yok. Ah be anneciğim, anlamadın sen. Satıştan gelen paranın yarısı bize, yarısı derneğe gidecek ya. İyi de bizim evde satacak bir şey yok ki. Ah be Aysun be. Zaten kullanılmayan eski püskü eşyalardan bahsediyorum. Hemen annem o güzel gözlemelerinden de yapar, ıspanaklı, peynirli. He? Oradan da parayı kazanırız. Gözlemelerin parasına dokundurtmam yalnız. O parayla arkaya güzel bir bahçe yapacağım. Tamam be güzel anneciğim. Tamam be. Tamam be. O para da senin. Vallahi de senin, billahi de. Dokunmak yok, o para senin. Tamam. Annem de güzelce çeyiz sandığını açar, ha? Delirdin mi sen? Hayatta olmaz. Ah be anneciğim, aç dediysek hepsini değil. Böyle eski püskü ufak tefek şeyler ya. Pahalı pahalı satarız anneciğim. Ne olur pahalı pahalı satınca daha iyisini alırız. Peki, iyi kar getirir mi bu iş?
Anneciğim ne diyorsun sen ya? Ya ne diyorum sana? Zengin kısmı gelecek. Onlar bayılır böyle eski püskü eşyalara. He? Vallahi gör bak, 2 aylık kira çıkmazsa bana da Mustafa demesinler. Şaziye, girelim biz bu işe. Bak, hem bana kira borcunuz da birikti. Hiç değilse ödersiniz peşin peşin. Çok para gelecek diyorsun yani. Aynen öyle diyorum anneciğim. Çok para. Peki tamam. Ne? Tamam. Ne? Ara Emine'yi, o da gelsin. Valla oldu mu bu iş? Allah! Koçum, Cemil, yarın sana stand tanıtımında ihtiyacım olacak, tamam mı? Orada olursun oğlum. Hadi. Peki enişteciğim. Size yardım edersen bana hava tabanlı spor ayakkabılardan alacak mısın? Söylediğin şeye bak. Alırız be oğlum. 2 çift alırız be. Söz mü? Ya ne karıştırıyorsun sözümüzü? Tamam. Hadi iyi günler. Görüşürüz. Hadi güle güle. Çocuğum sen okula geç kalmıyor musun? Kaldım bile. Eyvah yandım. Allah'ım. Ay. Bitirdin kızım tırnakları, bitirdin. Yok anneanne. Daha öbür elim var. Şuna bak ya, saat kaç oldu? Hala bir mal tespitinde bulunamadık. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Sağ ol, gemiden düştüm. Tersanede çalışıyordum. Ne oldu peki? 2 ayağım da kırıldı. Bir de işten çıkardılar. Oh, yani bu o size değil. Size Muzaffer Bey. Oh, muhabbetiniz daim olsun ama siz buraya borçluyla sohbet etmeye değil, borcu tahsil etmeye geldiniz. Yazabileceğim pek bir şey yok burada. Yok mu? Radyo? Çok eski, o para etmez. Peki içerideki buzdolabı? Bozukmuş o da. Kim söyledi? Bu mu? Ben söyledim. Bozuk çünkü. Kaç zamandır çalışmıyor. İnanmazsan git kendin bak. İyi tamam, anlaşıldı. Bak Muzaffer Bey, eğer işinizi kurallarına göre yapmazsanız sizi amirlerinize şikayet etmek zorunda kalabilirim. Şuraya bir baksanıza, neyi yazayım? Bu kırık dökük kanepeyi mi? Şu eski sobayı mı? Ya da çalışmayan buzdolabını mı? Ha? Neye yazayım? Hiç mi vicdan yok sizde? Adamın haline baksanıza. Ben anlamam kardeşim. 3 lira 5 lira. Ne bulursan yazacaksın. Yaz. Saati yaz. Şu sobayı yaz. Hepsini tek tek yazmanız lazım. Ben geç kalıyorum. Gitmem lazım. Ne varsa hepsini yazın. Tamam mı? Ha? Yaz yaz. Bunu da yaz. Vicdansız. Bakmayın siz ona. Nerede yazacak bir şey yok. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sen okulun sende vardı değil mi? Dönemleri senden alayım. Bilirim. Teşekkürler. Tabii şey olur. Finaller de yaklaştı. Sorma. Ne yapacağız bilmiyorum hiç. Buyurun. Ne alırdınız? Bahar. Burada mı çalışmaya başladın sen? Evet. Neden çalışıyorsun ki? Tabii ya. Sen burs duydun değil mi? Canım, Bahar okul birinciliği kontenjanında. Yine karşılaştık. Evet. Ne alırdınız? Siz tanışıyor muydunuz? Ben arkadaşını anketör olarak hatırlıyordum. Ama demek garsonluk da yapıyormuş. Evet. Ne alırdınız? Bunca işin ortasında öğrencilik zor olmuyor mu? Hayat çok zor. Evet, ne alırdınız? Biz 2 çay bir su alalım lütfen. Tamam. Ben gerekeni yapacağım. Tamam, anladım avukat bey. Notelle gidip zabıt tutacaksınız. Tamam, ben gerekeni yapacağım. Muzaffer! Muzaffer nerede? Gelmedi daha efendim. Nerede de gelmedi daha. İşini adam gibi yapmaz. Ondan sonra işe gelmez. Bu ne biçim bir memuru? Gelince hemen odama gönderin onu. Tamam efendim.
Muzaffer bu sefer kesin yandı. Bence de. Evet. Cemil abi kaç tane kırık geliyor bu sene? İki gitme. Buna bak ya, bizde dalga geçiyor bir de ya. Şuna bak ya. Abi seninki geçiyor. Nereden benimki oluyor ya? Hadi ya. Gözün hep üstünde ama. Oğlum madem bu kadar beğeniyorsun git çıkma teklif et ya. Kabul etmez mi oğlum? Hem o çok güzel. Bence beni de beğenmez. Yok be abi, orası belli olmaz. Ha bu arada ne oldu senin şu MP3 çalan? Aa doğru, bugün son kupon. Ben gazete almayı unuttum ya. Hadi kaçtım ben. Tamam görüşürüz. Ne aramıştın? Ne arıyorsun Cemil? Ya Salih amca kupon veren gazeteden kalmadı mı? Yok oğlum kalmadı. Bugün herkes ondan aldı. Başka gazete vereyim. Sağ ol Salih amcam, vermiş kadar oldu. Peki. Dedim sana Akif. İnanmadın. Bak kapı duvar. Gel şuralarda bir iki esnafa soralım. Belki bilen vardır. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Bahar! Bahar! Ne var, ne istiyorsun? Beni yanlış anladın. Ben sadece... Biraz eğlenmek istedim, öyle değil mi? Hayır, tabii ki. Sadece şaşırdım seni öyle kantinde çalışırken görünce. İstediğim işte çalışırım. Hadi ama. Sen de çok kaba davrandın. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Arkadaşın az daha dövecekti beni. Sonra bir de takipçilikle suçlandın. Ama... Özür dilersen her şeyi unutabilirim. Bir de özür mü bekliyorsun? Hiç sanmıyorum. Şimdi izin verirsen gitmem gerekiyor. Benim sizin kadar boş vaktim yok. Ne de olsa çalışan bir öğrenciyim ben. Soralım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Bu... Büyük Umutlar Halk Kooperatifi. Nerede biliyor musunuz? Evet, kaçtılar dün sabah kamyonetle. Kaçtılar mı? Nereden biliyorsunuz? Çünkü bugün soran en az 100. insansın. Sen sormadan ben söyleyeyim. Nereye kaçtıklarını bilmiyorum. Tamam. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Hadi Muzaffer. Bunlar da dolandırılıyor. Damağıma yapıştı. Şurada bir şey içelim. Sende bozuk para var mı? Var var. Ya nasıl bulacağız Akif? Nerede bu büyük umutlar? Hoş geldiniz abi. Siz büyük umutları mı arıyorsunuz? Evet. Nerede olduklarını biliyor musun? Onların bir şoförü var. Arada sırada okey için uğrardı buraya. Bir ofisleri daha var. Öyle mi? Peki nerede biliyor musun? Biliyorum. Sürekli oraya gidip geliyorlar. Bize tarif et bakalım. Hatta sen en iyisi... Şuraya yaz bakayım bir onu. Buldum. Yaz bakalım, yaz. Ne hallere düştük? Gerizekalı herifler. O pasaportu bir bulamayayım, o zaman sorarım ben size.
Aa Zeynep. Ne haber? İyiyim. Ne yapıyorsun? Ya gazete arıyorum da bulamadım. Yoksa bu gazeteyi mi arıyorsun? Evet. Her yerde aradım ama yok. Galiba burada da yok. Neyse. Buldum işte. Al senin olsun. Gerçekten mi? Tabii canım. Alt tarafı bir gazete. Lafı mı olur? Çok teşekkür ederim. Kupon biriktiriyorum da bugün son gün. En fiyatçalar veriyorlar. Ya benim zaten hep fiyatçalarım var ki. İkincisine ihtiyacım olmaz. Çok teşekkür ederim. Köpekleri sever misin? Evet. Neden sordun? Hiç öylesine. Yarın bizim mahallede sokak köpekleri yararına bir kermes düzenleniyor. Biz de orada bir şeyler satacağız. Sen de gelmek ister misin? Kermes mi? Ben daha önce hiç kermese gitmedim ama olur gelirim. Gerçekten gelir misin? Evet. İyi tamam o zaman. Ben gideyim o zaman. Tamam yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Yaşasın be. Allah. Gazetenin son kuponunu da verdik. Ne yapacağız şimdi? Of ya. Aşk insan neler yaptırıyor. Kapı açık. Allah bize yardım mı ediyor ne? Tabii oğlum. Garip kuşun yuvasını Allah yapar derler. Gel bakalım. Burada kimse yok galiba. Adem Bey'e bak. Bizden topladığı paralarla ikinci ofisini bile açmış. Hala şu adama bey diyorsun ya Muzaffer. Ne diyeyim peki? Dolandırıcı de. Sahtekar de. Üçkağıtçı de ama bey deme. Allah'ım onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ne var ne yok toplamış. Boşuna geldik buraya. Burada bir şey yok. Of. Of. Aha. Bir şey bulduk galiba. Ne o? İşe yaramaz onlar. Adem Bey'in pasaportu. Bakayım. Buradaki yüzü başka. Şunlara bak. Hepsinde başka suratı var. Adam mukarimun gibi. Her şekle girmiş. Aha. Adem Bey! Adem Bey! Plakasını görebildin mi? Hayır göremedim. Adem miydi o? Adem Bey'e benzemiyordu. Onun sakalı yoktu ki. Neydem artık şu adam Allah aşkına. Bitti mi şuna ya? Zafer, o dolandırıcı ile ilgili şikayette bulunman gerek. Bak, bu pasaportta polise teslim ederiz. Hadi gidelim o zaman. Bir şey çıkarabilir miyiz? Çıkarırız, çıkarırız. Hadi yürü. Bu pasaport sahte. Bu adamın gerçek adı hangisi o da belli değil. Sabıka kayıtlarına baktıracağım. Sağ olun komiserim. Ya Muzaffer Mutlu. Ne enteresan şeyler geliyor senin başına. Karın buraya gelip arabanın çalındığını, başka bir adamı arabayı kullanırken gördüğünü söylüyor. Sen dolandırıldığını söylüyorsun. Öyle komiserim. Talihsiz günler yaşıyoruz. Şey, peki arabayla ilgili tam olarak karıma ne söylediniz komiserim? Arabanın çalındığına dair bir şikayet olmamış dedim. Ne oluyor kafam karıştı.
Gel. Komiserim, şu evrakı imzalamanız gerekiyor. Tamam, biraz bekle. Evet Muzaffer Mutlu. Araban gerçekten çalındıysa niye ihbarda bulunmadın? Şu an arabayı kullanan kim? Şey komiserim. Araba tam olarak çalınmadı. Nasıl yani? Yani şey demek istiyor komiserim. Doğru. Bilmem nasıl anlatsam. Yani. Ya ben sizi hatırlıyorum galiba. Bire benzetiyor olmuyorsunuz. Yok yok. Evvelsi gece siz ikiniz arabanın içinde yolun ortasında oturmuyor muydunuz? Oturuyor muyduk? Oturuyor muyduk? Ha, sanki hayal meyal öyle bir şeyler hatırlıyorum. Evet oturuyordunuz. Arabada şu eski dolmuşlardan eski model bir araba. Kırmızı değil miydi? Kırmızı mıydı? Kırmızıydı. Evet doğru. Aynı araba. 57 model Chevrolet. E tamam benim arabam. Çalmadı ki zaten komiserim. Benim hanım biraz pimpiriklidir. Ortalığı velveleye vermiş. Sizinki olsa vermez mi? Verir, verir. Neyse. Madem araba çalınmadı, o zaman sizin diğer şikayetinizi işleme sokup sabıka kaydından bakalım. Sağ olun komiserim. Sağ. Çok teşekkürler. Hadi Mustafa. Daha sonra tekrar görürüz. Güle güle. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Saçlarını işte böyle. Sen daha topuz yapacak yaşa gelmedin abla. Dur bak. Şöyle biraz daha dağıtalım saçlarını. Bak çok güzel oldu. Dalga geçme benimle. Ver bakayım. Ay nasıl taşıyorsun bunları abla ya? Çok ağır. Kendini bilen sağsın artık ha. Ver şunu. İyiyim böyle. Ben de şöyle bir mavi lens alayım diyorum. Yeşil mi alsam yoksa acaba? Abla sen ne dersin? Mavi mi, yeşil mi? Ha? Abla? Su versene kızım. Su bitmiş anneanne. Suyu idareli kullanıyoruz anne. Sular kesik biliyorsun. Yine mi bitti su ya? Allah Allah. Alan anne benimkini iç. Muzaffer. Muzaffer. Araba için gittin mi karakola? Hı. Efendim kardeşim. Karakola gittin mi? Gittim. Bulacaklar adamı inşallah. Aa. Kimin çaldığını biliyorlar mıymış? Adam yıllarca herkesi dolandırmış. Hangi adam? Ay ne dolandırması? Ne diyorsun Allah aşkına Muzaffer sen? Su iç kızım. Soğusa içecek ama. Oğlum. Şşt. Yesene yemeğini. Baba oğlu öyle ruh gibi oturuyorsunuz masada. Senin neyin var? Yok bir şey anne ya. Emperi Çolar için son kuponunu aşık olduğu kıza vermiş. Belki ondandır. Sussana sen ya. Cemil, ceketini getirsene oğlum. Orada senin için bir şey var. Ne var baba? Getirsene oğlum. Buyur baba. Al oğlum.
Baba inanmıyorum ya. Nereden buldun bunu? Bakkaldan ayırtmıştım önceden gazeteyi. Baba nasıl bildin ya? Biz de genç olduk oğlum. Büyüksün baba ya. Artık benim de bir pütçalarım olacak. Şuraya bak ya. Bütün gün okulda ben bunun peşinden koştum baba. Sağ ol baba ya. Sağ ol. Bye. Keşke elimden gelse de daha fazlasını yapabilsem oğlum. Babacım olsun ya. Bana bu bile yeter ya. Aslan babam benim ya. Aslan babam benim. Hazır mısın Cevat? Hı hı. Oğlum inşallah bir şey yapmazlar. Bak bir tuhaf bakıyor bu itler. Yok abi, kuyruk sallıyorlar. Hı? Kuyruk sallayan köpek ısırmaz derler ama. Öyle mi derler? Ha. Bak ısırırsa var ya, ben de seni ısırırım, haberin olsun ha. Gülme gülme. Ha oğlum al. Ha. Çekiyorsun değil mi? Hazır. Ha. Tamam. Bak şöyle iyice yakından çek ha. Benim yüzüm de belli olsun, tezgahın arkasını asacağım. Tamam. Ha. Hadi. Herkes görsün sokak köpeklerini ne çok sevdiğimi. Allah'ım yarabbim. Hadi. Güzel. Her şeye rağmen ayağa kalkmalı ve devam etmeliydik. Öyle de yaptık. Babamın yüzüne kapanan kapıların ardından o gün eniştem hepimize yeni bir umut kapısı açmıştı. Yemyeşil bir bahçe için en değerli eşyalarını bile satmayı kabul eden anneanne belki de o gün gerçekten mutluydu. Cemil belki o çok istediği MP3 çalarını alamamıştı ama hayallerinin prensesine bir adım olsun yaklaşmıştı. Hemen kırılıp incinse de yeni bir elbisenin hayali bile yeterdi Aysun'u hayata döndürmeye. Hataları da affediyor insan. Bağışlamayı ve koşulsuz sevmeyi öğreniyor zamanla. Adamsın sen ha. Oğlum düzelt şunu. Bu ne ya? Ya Mustafa yakalanmasak bari. Sakin ol oğlum ya. Şuraya baksana. Kimsenin gözünün bir şey gördüğü yok. Hadi çaktırma sen hadi. Buyurun. Sen şimdi gel. Hemen sarıver bana. Tamam ablam. Aa ne değişik bir şeymiş. Ah. Bunu ben genç kızlık yıllarımda kendi ellerimle ördüm. Çok güzel. Kaça bu? Şimdi hanımefendi. Bu tamamen el işi olduğu için bunu öğren kişi bir süre kör kaldı. Kim? Gerçekten mi? Neden? Bilmem. Öyle mi oldu Mustafa? Anneciğim sen demedin mi bunu bir yıl boyunca geceli gündüzü ördükten sonra gözlerim bir süre görmedi diye? Kaça bu? Şimdi hanımefendi bunun parası sokak köpeklerine barınak yaptırmak için gideceği için şuraya bakın hanımefendi. Şu masumiyete bakın. Şu yalnızlığa bakın. Şu terk edilmişliğe bakın. Şu 100 lira. Çokmuş. 50 olsun. Tamam. Hadi anneciğim. Evet, ben şimdi hanımefendiden 50 lirasını alıyorum sevgili karıcığım ve Cevat Bey'e teslim ediyorum. Evet, gel bakalım, gel. Buyurun, teşekkür ederim. Tamam, sattıklarınızı bir yere yazıyor musunuz siz? Ya merak etme Emine, her şey kafanda, merak etme. Karıcığım. Ben anlamadım vallahi. Hayır, ne makbuz kesiyorsunuz, ne kayıp bir şey tutuyorsunuz. Ya Emine meşgul etme beni ya. Gel vatandaş, gel. Gel vatandaş oğlum, sen de. Dur ya. Gel. Ya Namık, adam laftan anlamıyor. Ne var ne yoksa yaz diyor.
Ne olur şu adamla muhatap etme beni. Benim yerime sen gitsen hem bugün çok acil işlerim var. Olmaz Muzaffer abi, ısrar etme. Bak müdürün gözü de üstünde zaten. Avukat seni şikayet etmiş ona göre. Bizansız herif. Neyimi şikayet etmiş? Adamın tekerlekli sandalyesini bile yaz diyor. Yazacaksın Muzaffer abi. Senin işin bu. Eğer yazmazsak kabak bizim başımıza patlar. Sen hala burada mısın? Avukat bey aradı, noterle mal tespitinde bulunacaktı. Son anda vazgeçirdim adamı. Ne yapıyorsun sen Muzaffer? Aklın başında mı senin? Nesi var bunun? Bilmiyorum efendim. Bu aralar biraz tuhaf. Merhaba. Merhaba. Renkli kontak lens bakmıştım. Buyurun. Fiyatı nedir? 107 TL. Renklilerin numaralıları da oluyor mu? Tabii ki oluyor hanımefendi. Reçeteyle geliyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Avukat bey. İnsaf. Nerede kaldınız ya? İnsaf. İki gündür sizin yüzünüzden bütün işlerim aksıyor. Kusura bakmayın. Bu aralar işlerim biraz yoğun da. Herkesin işleri yoğun. Hadi bir an önce gidelim de şu işi halledelim. Bugün bir eve daha gideceğiz. Bir eve daha mı? Ama benim bugün başka bir işim vardı. Ben anlamam kardeşim. Dünkü evde hiçbir şey yazmamışsın ki. Senin yüzünden bir daha gideceğiz şimdi o eve. Ne demek başka işim? Sizin asıl işiniz bu değil mi? Yani rica ederim. Müdür şey yaptı, bu görev atadı. Bana müdür dedi, sen bu işe uygunsun dedi ama ben bu işe pek uygun değilim. Adem Bey! Muzaffer Adem Bey! Bey! Adem Bey! Zafer Adem Bey! Adem Bey dursana ya! Zafer Bey! Adem Bey! Ne diyorsunuz? Muzaffer Bey! Durun kaçmayın Adem Bey! Ben sana yapacağımı bilirim. Memur Muzaffer. Adem Bey! Adem Bey! Bekleyin Adem Bey! Adem Bey! Adem Bey! Bekleyin efendim, bekleyin! Adem Bey! Ne kaçıyorsunuz? Adem Bey! Sonu Adem Bey. Kalbim! Adem Bey! Adem Bey! Ölmeyin! Ölmeyin efendim, lütfen ölmeyin! Adem Bey lütfen! Kimse yok mu? Ne oldu abi? Nesi var? Çabuk! Ambulans çağırın, araba çağırın, taksi çağırın, çabuk! Ne oldu? Taksi çağırın, tamam. Lütfen! Ne oldu efendim? Lütfen bana ölmeden ölmeyin efendim, lütfen! Ne güzel. Sefer tası değil mi? Evet. 40 yıllık bir sefer tası. Kaç para? Yok. Peşin amaçlı burada bulunuyor. Satmıyoruz. Şşş. Canziye bulunsun bir elini. Ver gitsin şu pastamış sefer tasını. Karışma sen. Hadi gözlemelerine baksana. Hayırlı olsun. Gel vatandaş, gel, gel vatandaş. Cevat Bey, size parayı takdim ediyorum. Oldu mu abi? Güzel şeyler varmış. Gel vatandaş, gel.
Yalnız ver fena değil ama daha çok dikkat çekmek lazım ya. Müşteri ancak böyle gir. Ben şarkı söylesem. Ay yok yok, Cemil söylesin Cemil. Yapma anneanne, ne şarkısı ya, maymun edeceğim beni cana ha. Cemil hadi be koçum, işin ucunda çok para var ya. Hadi patlat bir şarkı, şenlendir ortalığı ya. Enişte sırası değil şimdi ya, herkesin içinde. Söyle Cemil, hadi kırma insanları. Gerçekten söylememi istiyor musun? Evet. Gel abla gel gel. Tamam o zaman. Allah! Koçum benim be. Görümsene. Vatandaş sen de gel. Bakmadan geçme, almadan gitme. Sokakta köpekler, çöpleri, eşeler, sırtını dönme, görmezlikten gelme. Gel vatandaş sen de gel. Bakmadan geçme, almadan gitme. Sokakta köpekler, çöpleri, eşeler, sırtını dönme, görmezlikten gelme. Gel vatandaş sen de gel. Bakmadan geçme, almadan gitme. Sokakta köpekler, çöpleri, eşeler, sırtını dönme, görmezlikten gelme. Vatan geminin gel, bak. Gel gel buyur, buyur. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel sakın ölme Adem Bey. Paramı geri vermeden ölemezsin Adem Bey. Az oldu ama kusura bakma. Olsun abi. Hasta var. Adem Bey ölüyor. Adem Bey ölüyor. Koşun. Koşun. Nerede bu insanlar? Koşun. Suat Bey. Adem Bey. Koşun. Bas gaza. Acele edin. Koşun. Koşun. Adem Bey. Nerede Adem Bey? Adem Bey! Yok ya! Müdür Bey, bu noterle yaptığımız mal tespit belgesi oluyor. Buyurun. Artık gerekeni yaparsınız herhalde. Tamam avukat bey. Ben şikayetinizi işleme sokacağım. Kendisi hakkında da gereken yapılacak. Hiç merak etmeyin. Peki. O zaman daha fazla vaktinizi almayayım ben. İyi günler. İyi günler. Muzaffer gelmedi mi daha? Tamam, gelir gelmez odama gönderin. Alo kızım, Muzaffer Mutlu'nun dosyasını getirin bana. Beyefendi. Beyefendi. Doğru bana. Adem Bey nerede? Adem Bey ölmedi değil mi? Beyefendi iyi misiniz? Adem Bey nerede? Boş verin şimdi Adem'i Madem'i. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim, iyi. Ne oldu bana? Birden bayıldınız. Bayıldın mı? Taksi nerede? Adem Bey vardı içinde. Kalp krizi geçiriyordu. Vallahi taksi maksi yoktu. Siz de o yüzden bayıldınız zaten. Nasıl olur? Adem Bey vardı. Arka koltukta yatıyordu. Kaçtı mı yoksa yine? Yerde bir tek bu çanta vardı. Başka da kimse yoktu. Teşekkürler. Pardon, dernek için bağışları siz mi topluyorsunuz acaba? Evet. Peki şu karşıdaki adam sizin dernekten mi? Hani şu çizgili lacivert tişörtlü olan. O mu? Hayır değil. Değil mi? Şey, peki bu bağışların yarısını stand sahiplerine verdiğiniz doğru mu? Olur mu hiç öyle şey? Adı üstünde bağış kermesi bu. Tüm gelir derneğe kalacak. Şu kendini dernek görevlisi diye tanıtan kimmiş bir göreyim. Buyurun. Göstereyim bari. Sendeki parayı bana ver. Ama çaktırma. Tamam mı?
Benim payım ne olacak? Tamam oğlum, vereceğim payını. Şimdi ver paraları bana. Ha. Karışma, kimse çakmasın. Geliyorlar, buraya geliyorlar. Geliyor. Cevat! Sizi ya da kaçan o şahsı tanımıyorum. Dernek adına satış mı yapıyorsunuz burada? Aslında tam olarak öyle değil. Yani bu paranın yarısını size verecektik, öyle değil mi? Böyle bir yetkiniz yok. Ayrıca buradaki satışın yarısı değil, hepsi derneğimizin yararına yapılır. Haklısınız. Yani bize öyle söylediler. Kim söyledi? Böyle bir şey olamaz beyefendi. Şimdi polis çağırmak zorundayım. Çünkü bu yaptığınız resmen sahtekarlık. Yazıklar olsun sana damat. Hepimizi kandırdın. Mustafa, bu paraların hepsini beyefendiye veriyorsun. Ya bir dakika Emine. Beyefendiye veriyorsun Mustafa. Buyurun. Buyurun. Ne yani? Şimdi sattığımız onca şey boşa mı gitti? Nasıl yani? Şimdi bir de hapse mi gireceğiz? Daha ne olmadan? Efendim, polis çağırmanıza gerek yok. Bu bizim derneğinize bir katkımız olsun. Anladığım kadarıyla yanınızdaki insanların bu durumdan haberi yok. Buradaki insanlar dediğiniz benim ailem efendim. Ailem mi? Ailenizin hatırına polis çağırmıyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Rezil ettin beni enişte ya. Yürü Zeynep, gidelim. Ay, utanmıyorsun değil mi bu kadar insanı kandırmaya? Hadi, hadi gidelim. Herkese rezil olduk zaten. Gitti gözlemelerin parası, gitti. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın damat. Ay, yaptığını beğendin mi Mustafa'ya? Herkesin hayalleriyle oynadın. Ya Mustafa'ya, öf! Zafer abi, neredesin ya? Bu ne hal? Müdür burnundan soluyor vallahi. Yapma ya. Gelir gelmez odama gelsin dedi hemen. Ne bu halin Muzaffer? Sen nasıl memursun Muzaffer? Kılığın kıyafetin dağınık. İşini doğru dürüst yapmazsın. Şikayetler, noter zabıtları. Yeter. Daha fazla savunamayacağım ben seni. Şey efendim, o ara biraz işler karışıktı. Senin işin bu. Önce işini yapacaksın. İşler karışık ne demek? Bugün başıma gelenleri anlatayım efendim. Gerek yok Muzaffer, gerek yok. Al bunu. Bu ne efendim? Oku. Ama burada şey yazıyor efendim. Evet Muzaffer. Hakkındaki idari işlem sonuçlanıncaya kadar memuriyetten uzaklaştırıldınız. Ne? Uzaklaştırıldın mı? Evet. Uzaklaştırıldınız.